Türkiye'nin büyümesinden, itibarından, bundan rahatsız olanlar var. Şu AK Parti'yi buradan gönderelim dediler. AK Parti'yi durduralım ki Türkiye dursun dediler. Şu AK Parti'yi yıpratalım ki Türkiye geri gitsin dediler. Onlar iktidarı milletten alalım. Yeniden medyaya, yeniden o malum sermaye çevresi var ya, onlara, yeniden faiz lobilerine, yeniden kan lobilerine, yeniden vaiz lobilerine teslim edelim dediler. Millet bize ne zaman git derse gideriz. Millet kal dediği müddetçe milletin emanetini de hiç kimseye teslim etmeyiz. Hele hele milletin bu emanetini Pensilvanya'dan Türkiye'yi karıştırmaya çalışan fitnecilere, onların hilelerine, onların tuzaklarını asla ve asla teslim etmeyiz. Sporla ilgileniyor, siyasetle ilgileniyor, magazinle ilgileniyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına hain diyebiliyor, cumhurbaşkanını, başbakanını, meclis başkanını, bakanlarını rahatlıkla dinliyor. Bunların gayeleri için her yol meşru. Her şeyi yapabilirler. Bunlarda şantajcılık var. Yeri geldiği zaman onu kullanıyor çünkü. Bir ceketim var. Başka bir şeyim yok diyor. Nasıl bir ceketse bu. İçine CHP sığıyor. İçine MHP sığıyor. İçine holdingler sığıyor. Şirketler sığıyor. Ananaslar sığıyor. Tesbihler sığıyor. 12 Eylül'de darbecilere yağ yaktı. 28 Şubat'ta darbecilere ödül verdi. Pensilvanya arkadaşını sana tanıttım. Sen Kılıçdaroğlu'yla beraber haşrolunacaksın. Bahçeli'yle haşrolunacaksın. Sen BDP'yle haşrolunacaksın. Hani buradan partisini kursun diyorlar da. Ya niye parti kursun ki? Bu kadar kelepir partiler varken kendisi niye parti kursun? İşi taşerona vermiş. Hiç başı ağırmaz. Onun yerine zaten Kılıçdaroğlu, Bahçeli çalışıyor. Niye parti kursun? Emrine amade CHP var. Emrine amade MHP var. Şimdi biliyorsunuz bu CHP genel müdürü önceki gün Ankara'da ülkücülerin bozkurt selamını yapıyor. Tunceli'ye gidiyor, solcu oluyor. Konya'ya gidiyor, güya muhafazakar. İzmir'e gidiyor, ulusalcı. Suriye'ye gidiyor, Esedci. Orada da Esedci oluyor. Hakkari'ye gidiyor, terör örgütü işareti yapıyor. Bayrağından utanıyor, çünkü bölücü. İstanbul'a gidiyor, vandallara karışıyor. Gezici. Ankara'ya geliyor, MHP'li görünüyor. Bozkır işareti yapıyor. Ülkücü. Bu havaya giriyor. İnanın bu kalemun olsa bunun hızına yetişemez. Sandıklara öyle sahip çıkalım ki kuş uçmasın, kuş! Buradan CHP'si de MHP'si de diğerleri de hepsi dersini bu seçimde almalı.